Süleyman Özışık. Gülşen'in tutuklanması doğru karar mı? Söyleyeceklerimden dolayı bana kızacağınızı biliyorum ama beni az çok bilirsiniz. Ben konulara biraz tersten bakarım ve aynı zamanda bir şeye inandım mı onu yazmaktan geri duramam. Mesele şarkıcı Gülşen. Dikkat ederseniz sanatçı olduğunu söylemiyorum. Gülşen'i yeri başımızın üzerinde olan gerçek sanatçılarla bir kefeye koyacak kadar ahmak değilim. Neyse. Bir söz etti Gülşen. İmam Hatip liselerinden mezun olan herkesi topluca sapık ilan ederek iğrenç bir söylemde bulundu. Bulunmuş desek daha doğru olur. Çünkü bugün duyduğumuz o iğrenç sözü bundan tam dört ay önce söylemiş. Kıyamet koptu tabii haliyle. Milyonlarca imam hatip mezunu bu sözlere öfke kustu. Bu tepkiyi gösterenlerden biri de bendim ve işin doğrusunu isterseniz İmam Hatip'te okumuş biri olarak kendisinden davacı olmayı düşünüyordum. Ama beklemediğim ve yapılmasından çok korktuğum bir şey oldu. Siyasetçiler bu sözün üzerinde tepindi, ayıpladı, kınadı, lanetledi. Sonra, sonra bir savcı devreye girerek Gülşen hakkında soruşturma başlattı. Devamını biliyorsunuz işte, tutuklandı Gülşen şahsi kanaatimi soracak olursanız Gülşen'in tutuklanması son derece yanlış bir karar. Sizinle bu noktada ters düştüm diye hemen abanmayın. Derdimi bir anlatayım. Ondan sonra ne diyecekseniz yine dersiniz. Arkadaşlar, Gülşen'in kullandığı o iğrenç cümle bir savcının re'sen başlatacağı bir soruşturmanın konusu değildi ve olmamalıydı ve hele hele soruşturmayı halkı kin ve düşmanlığa tahrik kılıfına büründürmek de doğru değildi yapılan eleştirel yorumların büyük bölümüne göz attım. İmam Hatip kökenli kesimde öyle sanıldığı gibi kin ve tahrik emaresi görmedim. Zaten İmam olmanın erdemli, onurlu ve şerefli tarafı da bu. Bize o okullarda gerek şahsı ve gerekse sözleri değersiz olan birilerine kin gütmememiz gerektiği, değersiz bir söz üzerinden tahrik olup sokaklara çıkmamamız gerektiği dini değerler üzerinden öğretildi. Ben şahsen o şarkıcı bozuntusuna ne kin duydum ne de sözlerinden dolayı tahrik oldum. Vallahi de billahi de sadece acıdım. Milyonlarca insanı bir kalemde sapık ilan edebilecek kadar çürümüş bir kalbe ve ruha sahip olduğu için acıdım. Bence savcılık burada biz imam hatiplilerin bir hakkını elinden almış oldu çünkü bu mesele tamamen imam hatiplilere bırakılmalıydı her bir bireyin kendi hakkını aramasına fırsat verilmeliydi ben bir imam hatipli olarak avukatımla konuşup dava açması taraftarıydım mesela her bir imam hatipli de bunu yapacaktı kanımca. Milyonlarca insan bunu yaparak o sözlerin bedelini maddi ve manevi olarak kendisine ödetecekti. Ama yangından mal kaçırır gibi açılan soruşturma ve apar topar verilen tutuklama kararı bu hakkımızı elimizden aldı aylarca belki de yıllarca sürecek maddi ve manevi tazminat davaları ve aynı zamanda ceza davaları sayesinde bu şarkıcı ecel terleri dökecekti. Şimdi ne oldu? Ya da ne olacak biliyor musunuz? Bu tutuklama kararı sonrası Gülşen 15 gün ya da bilemediniz bir ay içeride kalacak. Sonra ilk duruşmada bir kahraman gibi dışarı çıkacak ve her şey unutulup gidecek. İşte o zaman bugün sen nasıl tutuklanmasına karşı çıkarsın diyenler o gün geldiğinde aa serbest bırakıldı diyecek ve dediğiyle kalacak. Ve yine şunu söyleyeyim gerek gözaltına alınma şekli ve gerekse tutuklanma süreci beni ayrı bir noktadan rahatsız etti. Dört ay önce söylediği bir sözün bugün aniden kamuoyuna servis edilmesi zaten başlı başına şüpheli bir durumdu. Bu bir yana davet edilmesi durumunda Adliyeye gelecek bir kadın şarkıcıyı evini basarak gözaltına almak ve sonra tutuklanmasını gerektirmeyecek sözlerden dolayı anında tutuklamak bana göre AK Parti'nin yönettiği Türkiye'ye yönelik bir operasyondan başka bir şey değil. Dikkat buyurun lütfen. Gülşen dediğimiz şarkıcı düne kadar sapıkça kıyafetleriyle gündeme gelen biriydi. Ama bugün iktidara karşı duran bir kahraman muhalif muamelesi görmeye başladı. Baksanıza duruma, Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ve onlara benzeyen pek çok muhalif Gülşen'e, ölümüne destek mesajları vermeye başladı. Bugün ya da yarın yurt dışından Gülşen'in tutuklanmasını endişeyle karşılıyoruz diyen ülkeler de çıkacak. Yani sanatıyla ve şarkılarıyla bırakın dünyayı, Türkiye'de bile esamisi okunmayan birini gözaltına alınmış, dünya çapında bir sanatçıya kendi elimizle çevirmiş bulunuyoruz. Sosyal medyada Gülşen'e verilen desteği ve İmam Hatipler Kapatılsın başlıklı TT listelerini saymıyorum bile. Size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Düne kadar sokağa çıkıp Gülşen'in ne söylediğini millete sorsaydınız halkın yüzde sekseni bilmiyorum cevabını verirdi. Şimdi çıkıp sorun bir muhalif sanatçı daha tutuklandı cevabını alırsınız. Siz yine bana kızın elbette. Ama kızmadan önce lütfen şu soruma cevap verin. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek ahıra giren öküz benzetmesi yapan Sedef Kabaş şimdi nerede? Yine aynı kanalda ve yine hakaretlerine devam ediyor değil mi? Peki söylediği sözün bedeli ne oldu? Bir ay bile sürmeyen hapis cezası ve sonrasında kahraman gibi çıkma ödülü. Bu tutuklama Gülşen'e de aynı hakkı verdi işte. Tutuklama biz İmam Hatiplilere haksızlık. Gülşen'e de kocaman bir ödül oldu anlayacağınız. Bu arada değinmeden geçmek olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu savcılara ve hakimlere talimat vermiş. Gülşen'i derhal serbest bırakın diye. Biz geldiğimizde yargı bağımsız olacak diyen adamın nasıl bir yargı bağımsızlığı sağlayacağını da not etmekte yarar var. Süleyman Özışık, SüleymanOz.com Abdülkadir Selvi, Erdoğan'dan 4 talimat ve muhalefetin sorunu Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, önce pandemi sonra Rusya-Ukrayna savaşı derken ekonomide anormal bir dönem yaşandı yaşanmaya devam ediyor ama memur ve emeklilere yapılan maaş artışı, asgari ücretteki artışlar ve tarım ürünlerine verilen tamam fiyat ateşi düşürdü. Bunda mevsimsel etkiyi de göz ardı etmemek lazım. Önümüzde zorlu bir kış bizi bekliyor, bunu da dikkate almak lazım. Millet Erdoğan'ın ekonomik krizin yakıcı etkisine rağmen çare bulmak için samimi bir çaba içinde olduğunun farkında. Ayrıca tahıl koridoru başta olmak üzere uluslararası krizlerde üstlendiği rolü takdir ediyor, göğsü kabarıyor. AK Parti oylarında Mart, Nisan ve Mayıs aylarında görülen gerilemenin Haziran ayıyla birlikte durduğu, Temmuz ayıyla birlikte ise İbren'in yukarıya doğru döndüğü gözleniyor. Temmuz ayı anketlerinde hem AK Parti oylarında İbren'in yukarıya doğru döndüğü görülüyor, hem de Erdoğan'a verilen destek artış trendinde. Erdoğan'a destek mayıs ayında %45.7, haziran ayında %46.3 iken temmuz ayında %47.8'e yükseldi. Anketlerdeki verilerle sahadaki gerçekler örtüşüyor. Rehavete yer yok ama bu yanıltıcı olmamalı. Hele hele AK Parti rehavete sevk etmemeli. Tam aksine yakalanan bu ivmenin daha yukarılara taşınması gerekiyor. Buna göre siyaset üretilmeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK toplantısında çok önemli bir tespitte bulunuyor. Bu seçim normal bir seçim değil diyor. Gerçekten öyle. Ekonomik sıkıntılardan en fazla AK Parti'nin üzerinde oturduğu sosyoloji etkilendi. Önceden seçim aslanın ağzındaydı. Bu kez aslanın midesinde. 2023'te aslanın midesindeki seçimi alacak stratejilerin üretilmesi gerekiyor. AK Parti'de bir strateji heyeti oluşturuldu. İsabetli bir karar oldu. Bu seçime has olmak üzere strateji ekibinin altında sadece belli alanlarda çalışacak olan ekiplere ihtiyaç var. 4 Talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK'da AK Parti'ye dört başlık altında toplanabilecek talimatlar veriyor. 1. Yaptıklarımızı çok iyi anlatın. Tabii bunu söylerken önce bundan sonra daha çok arazide olacağız, daha çok çalışacağız dediğini eklememe gerek yok. Çünkü Erdoğan her defasında sahada olun diyor. Siyasetin vatandaşın yanında, sahada yapılacağını ifade ediyor. Sahada olun, 20 yıldır ülkemize kazandırdığımız asırlık eserleri ve hizmetleri anlatın diyor. 2. Yaşanan krizlere rağmen bu eserleri yaptığımızı anlatın. Pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyanın büyük alt üstler yaşadığı bir gerçek. Kim derdi Amerika ve Avrupa enflasyon diye bir sorun yaşayacak diye. O nedenle Erdoğan, "Sorunun farkındayız. Enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları çözecek olan tecrübeye, birikime, programa sahip kadroların bizde olduğunu anlatın." diyor. 3. Dünyada büyük krizler var. Erdoğan bu başlığı verdikten sonra muhalefete de taş atarak birçok uluslararası krizi çözen bir anahtar ülke konumuna sahibiz. Dünyanın kriz döneminden geçtiği bir süreçte birikimimiz ve tecrübemizle bunun üstesinden ancak biz geliriz. Ömründe tek bir krizi çözmemiş olanlar bunu yapamaz diye konuşuyor. 4. Bu krizle ancak biz başarılı oluruz. Kimi ülkeler ve liderler krizlerin altında kalır, kimi liderler krizleri yönetir. Erdoğan kriz yönetme kabiliyeti yüksek bir lider. Biz bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminden muhtıraların verildiği gecelerde 15 Temmuz'da test edip onayladık. Rusya-Ukrayna krizinde ise dünya Erdoğan'ın küresel liderliğini kabul etti. Şimdi sıra bunu kitlelere aktarmakta. Erdoğan da ona işaret ediyor. Ülkemiz için, evlatlarımız için hayal ettiğimiz hedeflere sadece biz ulaştırırız. O birikim bizde var. Zaten dünya bunu takdir ediyor. Biz gidersek bunların ülkeyi ne hale getireceğini anlatın diyor muhalefetin sorunu. Muhalefetin sorunu tam da bu noktada başlıyor. 1. Halkımız başta ekonomi olmak üzere sorunlarım var diyor ama bunu muhalefet çözer demiyor. Arada Survey'in Temmuz ayı araştırmasında mevcut ekonomik sorunları muhalefet çözer diyenlerin oranı %34.4'te kalıyor. İktidar çözer diyenlerin oranı %45.9 çıkıyor. 2. Altılı Masa çözüm odaklı bir ittifak olarak anlaşılmıyor. Tam aksine koalisyon görüntüsü veriyorlar. O nedenle yine aynı araştırmada halkımızın %54.1'i iktidar olurlarsa birlikte hareket edemeyecekleri görüşünde. Bizim milletin hafızasında koalisyonların olumlu bir yeri yok. 3. Altılı masa şimdiye kadar iki konuya odaklandı. Biri parlamenter sisteme geçiş, diğeri cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Daha iyi bir Türkiye için bir şey demediler. Sadece Erdoğan düşmanlığı yapmak seçim kazanmaya yetmiyor. Ayrıca parlamenter sisteme geçiş geniş kitlelerde bir heyecan uyandırmadı. Yatıp kalkıp kim cumhurbaşkanı adayı olacak diye uğraşmaları ise millette bunların memleket meselesi diye bir dertleri yok. Bunların tek derdi kimin cumhurbaşkanı olacağı diye bir kanaatin oluşmasına neden oldu. Altılı Masa'nın tek gündemi. Dün Altılı Masa Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı. Böylece ilk tur tamamlanmış oldu. Peki neyi görüştüler? Cumhurbaşkanlığı adaylığına dönük kriterleri. Ekonominin Tsunami dalgası oluşturduğu bir dönemde muhalefet kim cumhurbaşkanı olacak derdinden başka toplumun önüne yeni bir şey koyamadı. Erdoğan'ın eleştirisi. Erdoğan muhalefetin bu zaafını gördü. Karşımızdakiler milletimize geleceği değil, sadece eski Türkiye'yi vaat ediyor. Siyasi iktidar yerine koalisyonların, krizlerin yüzellemesini yapıyorlar diye yüklenmeye başladı. Altılı masayı siyah beyaz olan eski Türkiye fotoğrafına yerleştirdi. AK Parti'yi Türkiye'nin parlak geleceğine konumlandırdı. Yeni siyaset. Yaşanan sorunlara rağmen muhalefet bir heyecan dalgası oluşturamıyor. Ama AK Parti'nin sadece eser siyasetiyle yetinmemesi gerekiyor. Çünkü AK Parti Türkiye'yi eser siyasetine doyurdu toplumla yeni bir sözleşme yapılmasına ihtiyaç var. Yeni siyaset ve yeni bir dile ihtiyaç var. Erdoğan zaten Türkiye'yi dünyada daha iyi yere taşıyacak olan yeni siyasetin temellerini atıyor. Erdoğan'ın dış politikadaki kriz çözürü liderliği ve en sorunlu olduğumuz ülkelerle kurduğu diyalogla içeride cemevleri ziyaretlerinde kendini gösteren kucaklayıcı dil bir ipucu olabilir. Bu tarz siyasetin geliştirilmesine ihtiyaç var. Abdülkadir Selvi Hürriyet